Evde varis tedavisi nasıl yapılır? Evet, başlık olarak çok çarpıcı olmakla birlikte varis tedavisini evde yaparız demek çok iddialı ve çok da doğru olmayan bir yaklaşım olabilir. Ancak gündelik hayatımızı etkileyen, hatta kısıtlamalara sebep olabilen şikayetlerimizi bir miktar da olsa kontrol altına alabiliriz. Peki neler yapabiliriz? Bunlardan birincisi diyetimize ekleyebileceğimiz posalı, lifli gıdalar ve bol su tüketimidir. Posalı ve lifli gıdalar bizi kabızlıktan koruyacak. Bu şekilde karın içi basıncımızın düşmesine ve bacaklarımızın daha rahatlamasına sebep olacaktır. Diğer bir başlık benzer bir şekilde tuz kısıtlamasıdır. Hepinizin bildiği gibi tuz vücudumuzda su tutacak, su ise ödemi arttıracak, ödem şikayetlerimizi arttıracaktır. Diğer başlığımız tabii ki her sağlık başlığının altında olan ve giderek yaygınlaşan kilo problemlerimiz. Evet, kilo her hastalıkta olduğu gibi toplar damar yetmezliği ve varis başlığında da bizim için oldukça keyifsiz bir sütun. Aktif bir hayat tarzı benimsemeliyiz. Özellikle Covid-19'u takip eden yıllarda kısıtlamalar ve artan evden çalışma kriterleriyle hareketlerimiz giderek azaldı. Unutmayın, baldır kas pompası dediğimiz yürüyüş yaparak baldır kasının çalışması pasif olarak yukarıya çıkmaya çalışan toplar damar kanının en büyük tetikleyicisidir. Dinlenirken mutlaka ayaklarınızı yukarıda tutmaya özen gösterin. Özellikle tanı konulmuş hastalar için bu çok çok önemli. Ağrılı ve ödemli günlerinizde ayak bileğinden başlayıp kasağa doğru uzanan masajlar hem ödeminizi hem ağrınızı azaltmakta faydalı olacaktır. Yorgun bir günün ardından bacaklarımıza tutacağımız bir soğuk su ise gene benzer şekilde ağrımıza ve ödemimizde azalmalara yardımcı olacaktır. Mümkün olduğunca topuklu ayakkabılardan kaçınmaya çalışalım. Topuklu ayakkabı baldır kas pompamızı sınırlamakta, şikayetlerimizi arttırmaktadır. Benzer bir şekilde dar kıyafetler, sıkan kemerler, çok sıkı taytlar, pasif olan cildin hemen altında seyreden toplar damarlarımıza bası yapabilecek ve dolaşımımızın önünde bir engel oluşturabilecektir. Evet, en sevmediğiniz başlık varis çorapları. Evet biliyorum hiçbiriniz istemiyorsunuz, hiçbiriniz sevmiyorsunuz ama unutmayın gerçekten bizim önümüzdeki en önemli silahlardan bir tanesi. Eğer ki kısa süreli de olsa tolere edebilir ve alışabilirseniz ne kadar fayda ettiğini siz de göreceksiniz. Diğer bir başlığımıza geldiğimizde mucize ilaçlar ve kremlerden bahsedeceğiz. Biraz evvel söylemiştim ya, internet, sosyal medya hayatımızı çok kolaylaştırdı diye. Evet, benim bir paylaşımım vardı. Ceylanı kovalayan aslan, her takipçiniz sizin dostunuz değildir diye. Maalesef ki sosyal medyanın böyle bir dezavantajı da var. Benim de önüme düşüyor. Mucize varis kremi geldi. Hayır, varis için mucize bir ilaç ve mucize bir krem maalesef ki henüz yok. Piyasada bizim de kullandığımız bazı krem ve bazı ilaçlar damar tonusu dediğimiz damar duvarını güçlendirmekte, kremler ise bir miktar rahatlamamızı sağlamakta. Bunların tamamı şikayetlerimizi azaltmaya yönelik ilaçlar. Unutmayın, bütün paylaşımlarımda bahsettiğim gibi varis durdurulamaz ve geri çevrilemez bir hastalıktır. Çoraplar olsun, ilaçlar olsun, kremler olsun bizim hayatımızda yardımcı faktörler olarak bulunmaktadır. Yukarıda saydığım bütün başlıklar aslında bir miktar da olsa sizin şikayetlerinizi azaltmaya, günlük hayatınızı daha rahat geçirmenizi sağlamaya yöneliktir. Ancak eğer tanı konulmuş bir varis hastasısanız, yani venöz yetmezlik ya da toplar damar yetmezliğiniz varsa, doktorunuza başvurmadan uygun tetkikler yapılıp uygun tedavi alternatifleri üzerinde durulmadan bu işten kurtulmanız mümkün değildir. Lütfen kalp ve damar cerrahınıza başvurun. Ertelemeyin, geciktirmeyin, işleri büyütmeyin. Sağlıklı, varissiz günler diliyorum. Hoşça kalın.